Ama yani be kardeşim, 1.000 lira bahşiş mi olur ya? 1.000 lira bahşiş ne ya? Yok, olmaz öyle. Ben sana söyleyeyim, yemin ediyorum var ya bak, tek düğün hiç düğünmüş ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nesli Kerem gelince ne oldu biliyor musun? Çift kuru pasta, çift yaş pasta, çift damatlık, çift gelinlik, çift 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 yani çift. Sen şimdi şurada ~2 gelinlik yazıyor ya. Onun birini geç. Nasıl geçeyim aşkım? Hayır, nasıl geçeyim yani? Düğüne ne yapacaksın? Sabahlık mı çıkacaksın? Evet, sabahlık mı çıkacağım? Ben dikeceğim aşkım, özel dikeyim Nesli için. Ya seni Allah'ına kurban ya. Nesli'ni sen dikersin ha? Süper, o zaman şey yaparız, bana da dikersin hepsini beraber. Çıkar aradan, süper olmaz mı? Ben de ne yaparım biliyor musun? Berbere giderim, damat tıraşı demem zaten. Derim ki benim arkadaşımın düğünü var diyeceğim. En güzel o teyze olsun derim. Öyle şey yaparım, bir 500-600 oradan gitse böyle böyle yemin ederim hallederiz ha. Yemin ediyorum, çok güzel fikir. Allah'ına kurban, çak. Aşkım çıldırdın herhalde ya. Anamı da ben dikeyim, babamı da ben dikeyim, herkesi ben dikeyim. Ben teksi mi töylesi miyim acaba? Değil misin ya? Bak kapattık onu, değil mi? Kapattık. Kapattık. Ne yapacağız? Bak ben o zaman ne yapalım biliyor musun? Ben damatlık benim eski şeyi giyeceğim. Ayakkabı zaten var. Kemeri memeri ihtiyaç da yok. Tabii da evde artık öyle bir şeyler. Öyle öyle yapacağız. Ben 2500 oradan düşmek zorundayım yani. Üş, eski tak... Tamam. Bu ne ya? Al bunu. Bu nereden çıktı şimdi? Nereden mi çıkıyor? Senin karşında kreasyon yapmış bir tasarımcı duruyor lütfen. Hani üç fistan var ya, onun parası. Vay arkadaş ya, Allah kimseyi senin diline düşürmesin yemin ederim. Lan yani bıkmadın söylemekten, bıkmayacağını unutmayacaksın değil mi onu? Yok şimdi o kadar güzel denk geldi ki söylemeden duramadım. Sen bu parayla ne yapıyor musun? Hem kendine güzel bir takım alacaksın. Hem Kerem'e. Hiçbir şey kısmıyoruz. Sadece şöyle küçük bir detayımız var. Şimdi Nesli'nin nasıl bir gelinlik istediğini falan öğrenmem lazım. Şimdi buraları buluyorum, şuraları falan. Anladın mı? Şimdi onu oradan hallederim. Ben de ya çok da gerekmez yani. Ne bileyim, gelinliği kiralarım. Onu oradan hallederiz. Bunu buradan hallederiz. Aman canım ne olacak ya? Gönüller bir olsun. Ne giymişiz, ne giymemişiz. Ne demek satın almak yok Nesli ya? Gelinlik bu gelinlik. Sen ömrünün sonuna kadar bu gelinliğe bakıp mutlu olacaksın. Ne demek satın almak yok ya? Gerekirse... Gerekirse ne? Gerekirse ne Kerem? Ya nasıl alacağız? Paramız yok diyorum sana ya. Hadi aldık diyelim, abimlere nasıl yardım edeceğiz? Ya onca masrafı nasıl göğüsleyecek kadar insan, düşünmüyor musun hiç? Düşünüyorum güzelim. Bak, bir şeyden feragat edilecekse bu senin gelinliğin değil, benim damatlığım olur. Ben giderim, dolabından bir tane eski takımımı alırım, giyerim. Bir tane papyon, altına da bir tane tatlı ayakkabı, bitti gitti. Biz senin damatlığınla bitsek keşke, öyle değil ki. Ya kimse de 5 kuruş para yok diyorum sana Kerem. Biz gerekirse her şeyden kısıp abimlere yardım edeceğiz. Bak onlar bugün yıllardır bekliyorlar. Ben hiçbir şeyleri eksik olsun istemiyorum. Bak biz önce Selvi'nin gelinliğini bir hallederim, tamam mı? Gerekirse sonra kendimize kiralarız ama önce öğrenmemiz lazım. Selvi nasıl bir gelinlik istiyor bilmiyoruz ki. Doğru söylüyorsun. Sen bir Selvi'yle konuşursun o zaman. Oldu. Oldu canım. Selvi de zaten hemen söylerdi bana yani. Ben onu biliyorum. O şimdi kendinden kısıp bize bir şeyler yapmanın peşindedir. Haklısın ya. Düşünemedim. O zaman Zafer Hoca'yla konuşur öğrenirsin. Sen konuşacaksın Zafer Hoca'yla. Ne? Sen konuşacaksın. Ben şimdi Zafer Hoca'ya gidip karısının nasıl bir gelinlik istediğini mi soracağım? Ya şüphelenmez mi Nesli? Şüphelendirme o zaman. Şüphelendirmeden sonra bunun bir yolunu bulacaksın o zaman Kerem. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tamam. Allah Allah. Bunu burada... Oğlum. Bunu boyuna mı acaba şey yapacağız ya, ha? Çık, çık. Bunu buradan, bunu şey mi yapmak lazım? Anlamadım ki ben. Yok abi öyle olmaz. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bunu soldan alacaksın, tamam mı? Sağdan aparkat vuru gibi aldın, aşağı getirdin. İkisini bağladın, bitti gitti. Bu kadar basit. Zaten böyle olmaz bu. Giymen lazım.
Ben kravat takayım bence ya. Abi inan bana, böyle çok daha güzel olacak. Bak bizim bunlar var ya, bunlar hiç problem değil. Esas problem ne olur biliyor musun? Kızların gelinlikleri bir şey de olursa var ya. Doğru diyorsun. Abi siz baktınız mı gelinlik ya, Serli söylemiştir sana nasıl bir şey istediğini. Ne bileyim oğlum işte. Yani şey gibi bir şey böyle. Gelinlik işte. Kabarık gelinlik. Şeyden bahsettim hiç. Yakadan hani. Yani ne bileyim ben oğlum. Taştı mı acaba? Allah'ım çılmak, yemin ederim ha. Tamam tamam abi, sormadık falan. Sen beni geç de. Benim yavru Ceylan'ım ne istiyor, ona söyle bakayım. Nasıl bir şey istiyor biliyor musun? Geçen gün anlattı bana. Böyle dedi, Kerem dedi bir ince olsun. Böyle dedi, yakası kalp gibi açılsın dedi. Deniz kızı gibi olmak istiyorum. Dua uzun olsun dedi. Çık lan oradan. Çık. Çık oradan. Biliyorsun gözlü abim benim. Karizmatik bakışlı abim benim. Böyle durduğumu dağları titreten. Güzeller güzeli. Ya evleniyoruz abi, evleniyoruz. Bundan ötesi var mı ya? Torba! Torba! Oğlum bu ayakkabı nerede lan? Ay Nesli, sen şeye gitmeyecek miydin ya? Ne? Sahile. Ya abim aradı, yolda Kerem'le konuşacakları varmıştı. Sen ne yapıyorsun? Kime dikiyorsun bunu? Hiç, bir şey yapmıyorum ben. Kime dikiyorsun bunu? Kendine mi yoksa? Yok, 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 tamam dur, sakin ol. Kendime değil. E kime o zaman? Vallahi aşırı sevdiğim birine dikiyorum bunu, biliyor musun? O kadar tatlı bir insan ki, tanısan sen de çok seversin. Ya. Tabii. Bir şey diyeceğim, senin vaktin var mı? Bir dene sen bunu, ha? Bunu? Ha, bir dene. Bana olur mu ki? Olur, olur, olur. Ya tabii inşallah olur yani. Bir dene en azından, bir bak üzerine. Canlı manken de görmek de benim için iyi olur. Bey, Kerem zaten aşağıda beklesin biraz. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ha. Ya tesadüf öyle. Ben de tam böyle bir şeye bakıyordum, biliyor musun? Hatta neredeyse tam istediğim gibi. Neredeyse. Allah Allah, bak sen şu işe. Acaba diyorum bir denesen mi? Hani beğenmediğim bir yeri olursa falan hemen hallederim burada. Anlamadım. Anlamadım. Sana yaptım ya. Sana diktim. Ya senin için düğün hediyesi. Ablandan sana. Çam sakız çoban armağanı. Ya ne, beğenmedin mi? Ya Nesli, beğenmedim deme vallahi, ne olur ya. Vallahi almazsan kırılırım. Tamam düzeltirim bir yerlerini, bir şeyler yaparım ya, eklerim çıkarım, nedir yani. Tutar mısın, dur. Ne, ayakkabı mı getireceksin? Nesli, nereye gidiyorsun ya? Geliyorum. Beğenmedin mi? Nesli, nereye kayboldun ya? Allah'ım ya Rabbim, düşündüğüm şey başıma geldi. Zafer'e de söyledim. Sen gelinlik aldın değil mi? Güle güle gel. Bana mı? Kardeşinden sana ufak bir hediye. Ya Nesli ya. Ya biz var ya. Ya gel sarılacağım sana. Diğer taraftan sarılmıştım. Beni oturttunuz buraya, iki saattir bir şey söylemediniz ya, meraktan satacağım bir şey mi oldu? Allah Allah, sen ne sabırsız bir adamsın oğlum, iki dakika bekle öğreneceksin yahu. Abim kötü bir şey mi var? Dünle alakalı bir problem mi var, bir sıkıntı mı çıktı? Bak beni delirtiyorsun yemin ederim ya, birazdan öğreneceksin. Ne, bunun neyin sabırsızlığı ya? İki dakika otur oğlum. İki dakika dur. Ha, geliyor. Bakalım beğenecek misin? Vallahi ben çok beğendim abi. Ama asıl sen beğenecek misin? Oğlum beni geç sen. Sen beğendin mi onu söyle. İşte ben de onu söylüyorum abi.
Yani ben beğendim de asıl sen beğenecek misin? Allah'ım ya Rabbim, ne aresin Allah? Zafer. Ha? Asıl sen beğenecek misin? Dur bir bak bakayım. Bakayım abi, bakayım. Hani sen de giyiyordun bunları? Valla Nesli ile Kerem'in düğün hediyesi oldu aşkım. Benim için dikmiş. E abim de almış senin ağzından bütün detayları. Aa vallahi hakkını yiyemem. Ben anlatsam var ya harf harfiyen böyle bir şey çıkacaktı. Ben size bir şey diyeyim mi? Ateş ediyorsunuz. Çok güzel olmuşsunuz. Evet. Şampiyon. Gömlek hazır. Bak düğmeni diktim. Sen de saygıyla iliklersin, tamam mı? Evet, sevgili Özer ve sevgili Günaltay ailesi. Allah sizi ömür boyu mutlu etsin. Yemin ediyorum çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Yalnız bir şey diyeyim mi? Üç soy ismi taşıyan tek aile olabiliriz yeryüzündeki.